Değerli T24 izleyicileri, okurları tekrar merhaba. Bugün yine ekonominin gündemini değerlendireceğiz. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan dünyada petrol şoku var. Husisilerin Suudi tesislerine saldırı sonrasında petrol fiyatlarında %10'luk bir sıçrama oldu. Korkutucu bir sıçrama çünkü Türkiye enerji faturasını artırmasından korkuluyor. Diğer yandan içeride kriz etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Dün işsizlik rakamı verisi açıklandı. Haziran ayında %13'e tırmandı ama daha korkutucu olan genç işsizlik. Yani %25 yaşın altındaki gençlerin işsizlik oranı %25'e yükseldi. Yani 25 yaşındaki gençlerin, 25 yaşın altındaki gençlerin, bu arada onlar arasında çalışmak isteyenlerin, yani öğrenci olmayanların 1/4'ü işsiz. Korkunç bir rakam gerçekten. Ve bu arada yatırımlar düşüyor. Bu kadar büyük bir işsiz kitlesine nereden iş yaratılacak, nereden istihdam sağlanacak belli değil. İşte bugün bunları konuşacağız. İki değerli konuğumuz var. Profesör Doktor Veysel Ulusoy, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi ve usta ekonomi gazetecisi Meliha Okur. Önce işsizlikten başlayalım. Veysel Ulusoy'a dönelim. Dün veri açıklandı ama verinin altına baktığımızda, yani kırılımlarına, detaylarına baktığımızda birçok ürkütücü oranla veriyle karşılaştık. Bunu size soralım. Önce bir işsizlik, ne seviyedeyiz, bu artış ne kadar daha sürecek, bu kadar gence nasıl iş bulacak bu ekonomi, bu konuda fikirlerinizi öğrenmek isteriz. Son dönemde özellikle iş gücü piyasasında önce trendleri hissederdik ama son dönemde kırılma yaşıyoruz. Temel olarak bir ülkede ister gelişmekte olsun ister gelişmiş olsun istihdamın azaldığı pek görülmemiştir. Yani istihdam devamlı artar ama işsiz sayısı istihdamdan daha fazla arttığı için genelde de işsizlik sayısı da artar ya da işsizlik oranı da artar. Yani iki şeyi oransal olarak birbirinden ayırmak için vurguluyorum. Şimdi değişti mi? Son dönemde değişti. Birkaç aydan beri özellikle hatta geçen yıldan beri istihdam inanılmaz derecede azalıyor. Ben birazdan rakamları vereceğim. Ve işsizlik rakamları da daha oransal olarak da inanılmaz bir artış var. Çok ilginç bir şey daha var. Çoğu kimsenin gözünde kaçan. İlk defa, 1-2 aydan beri ilk defa istihdamda olanların, yani çalışanların sayısı 15-65 yaşı arasındaki İş gücüne katılabilecek, her şeyle sağlam, her an işe girebilecekler içindeki kimselerin içinden daha aza düştü, azınlığa düştü. Yani bir bakıma iş bulma umudunu yitirenler ilk defa istihdam edilenlerin üzerine çıktı. Yani evet, işsizler artı istihdam umudunu yitirenler çalışanların sayısını geçti. İstihdamı geçti. Yani kötü olan şu. Evet. Yaklaşık 28 milyon çalışanımız var. 32 milyon küsuratı da var ama 28 milyon işi olan var. Fiili iş gücü içinde. İş gücü sayımız 32 milyon küsür. Bunları da söyleyeceğiz. Ama ilk defa benim umudum yok artık. Bir kenara çekildim. Ama hani bir iş olsa hemen giderim diyenlerin sayısı ilk defa çalışanların sayısını geçti. Evet. Bu inanılmaz bir kırılma Türkiye ekonomisinde. Bu veriler, hani biz her zaman tartışırız ya, TÜİK'in verileri şöyledir ya, sağlamasında aslında böyle değildir. Bazen serzenişte bulunuruz, bazen eleştiririz de. Ama ilk defa TÜİK'in verilerine göre bu grup çalışanların sayısını geçti. Bu grubun aslında, bırakın çalışanların sayısını geçmesi, 1/3'ünün bile olmaması gerekiyor. Yani toplamda. Peki bu orandaki artış, yani umudunu yitirenlerin sayısındaki bu korkunç artış, bu arada işsizliğin diğer alt grupları, işte genç işsizlik, diğerlerindeki o büyük artış nereye kadar sürecek? Yani evet. Krizin ortasında bir senedir böyle dediniz ve işte hani bir kırılmayı yaşadık, istihdamı geçti umutsuzların oranı ama bu artış... Bu kesintisiz artış nerede tersine dönecek? Önce bir sayıları vereyim. Evet. Yani hani en azından bizi seyredenlerin net bir fotoğrafı elde etmesi için arkasından büyük ihtimalle bunu geçmiş krizlere benzeteceğiz. Bizim de içimizde bulunduğumuz kesimin ya da sürecin kriz olup olmadığını en azından sağlam olarak söyleyeceğiz. Evet. İşsizlere son bir yılda Haziran sayısını veriyorum. 1 milyon 3 bin kişi katıldı.
işsizler. İşsiz sayısı 1 milyon 3000 kişi arttı. Son bir yılda son 1 milyon kişi işsiz kaldı. Evet. 663 bin kişi iş gücünden çıktı. Onları işsiz bile saymıyoruz bakın. İş gücünden çıktım ben, iş aramıyorum. Dolayısıyla bana soru sormayın diyenler bunlar. Hani biz onları hiç anketlerde bile sen işsizsin, işsiz değilsin ve benzeri. Umutsuzlar. Evet, evet. 663 bin kişi katıldı onlara. Yaklaşık 29 bin, 29 milyona geldi o sayı. İnanılmaz bir şey. Dediğim gibi çalışabilir durumda olup da iş aramayanların sayısı işli olanlardan fazlalaştı ilk defa son iki aydan beri. Buna ek olarak yatırımlar %22.8 düştü. Bakın yatırımlar. Buraya çok önemli bir vurgu koymak zorundayız. Zaten yatırımlar iş gücünün en net fotoğrafını veren kısımdır bize. Yatırımlar bir yıl önceye göre %22.8. Barış Bey, %22.8 ne demek biliyor musunuz? Dörtte bir oranda sermaye stokumuzdan yedik demek bu. Çünkü yatırımlar sermaye stokunda değişmedir. Onlar %23 azaldı demektir. Aslında işsizliğin de aynasıdır. Buna ek olarak yine kimsenin görmediği ya da görmek istemediği bir sayı daha var. O da stoklardır. Evet. Yatırımlar günümüzdeki işsizliğin aynasıdır. Stoklardaki erime ya da çoğalma gelecekteki işsizliğin ne olacağının fotoğrafıdır. Yaklaşık son birkaç ayda 40 milyar liralık depolardan yemişiz, stoklardan yemişiz. Yani yatırım yapmıyor şirketler. Bunun yerine stoklardan yiyor tabii. Evet. Onu da çoğu biliyorsunuz ihracata gidiyor. Yani ihracatımız arttı. Hacim olarak artıyor ama değer olarak fazla artmadığı için orada da göreceli bir fakirliğimiz var. Biz bunu uluslararası iktisatta büyüyerek fakirleşme deriz. Yani ticaret haddinizdeki düşmeden dolayı çok satıp aynı parayı kazanmaktır bu. Yani Anadolu'nun tabiriyle ele çalışmaktır. Ele başkasına, yabancıya çalışmaktır. Maalesef o stokları da oraya gönderiyoruz. Bunun arkasında sanayi üretiminde biliyorsunuz %1.2 düşüş var son bir yılda. 1-2 aylık değişimler var onlar ama ben şey yapmıyorum. Ve petrol fiyatlarına dün gelen bizim cari açıda inanılmaz derecede etkileyen %10 artılık. Yani petrole birazdan geleceğiz. Tamam. Suudi Arabistan meselesini tartışacağız ama şu işsizliği biraz tanımlayalım. İşsizlik ise son bir şey daha sorayım. Bir de geniş işsizlik var. Yani bu açıklanan işsiz sayısı ve işsiz oranı aslında toplam işsizlerin sayısını göstermiyor. İşsizlerin gerçek sayı çok daha fazla değil mi? Onu da kısaca sizce alalım. Olur. Şimdi yaklaşık 32 milyon iş gücümüz var bizim. Bunun 4 milyon 500 bini işsiz. Diğer kalan da işle. Yani iş gücü çalışıyor, istihdamla işsizlerin toplamına eşit bir yapıdayız. Toplam işsizleri iş gücüne böldüğünüzde şu anki %13.9 mevsimden arındırılmış bir şekilde %13.9 işsizlik oranımız var. Bu fotoğrafın bir yanı. Kapının arkasındaki görünüm inanın çok kötü. O görünüm bize ya siz işsizliği düz hesaplıyorsunuz, ortalama veriyorsunuz. Aslında işsizliğin 6 çeşit hesabı vardır. Biz ortayı veriyoruz yani üçüncüyü veriyoruz. 6. çeşidi geniş işsizlik dediğimiz genelde de hem saatlik bağlamında hem de gelişmiş ülkelerde sayı olarak yani kafa sayısı olarak verilir. Biz de maalesef edip biz hesaplamak zorunda kalıyoruz. Yani iktisatçılar. Kesinlikle öyle. Ne kadar? Biz bu işsizlere, hemen söyleyeyim, biz bu işsizlere iş aramayıp çalışmaya hazır olanları ekliyoruz. Hem paya hem paydaya ama. Hem iş gücüne hem de işsizlere. Onların Haziran ayı itibariyle 2 milyon 310 bin olduğunu görüyoruz. Yani iş olsa bugün hemen çalışacak ama iş aramıyor. Rum diyor. Çünkü umudunu yitirmiş tabii. Evet. Yani bir yıl, bir buçuk yıldan beri işsiz, aramış, çeşitli kapılara gitmiş, çevrilmiş, biz sizi arayacağız diye klasik cevaplar almış. Umudunu kesmiş. Ama hazır. Onları eklediğimizde? Onları ekliyoruz. Bir de mevsimlik işçiler vardır. Evet. Gerçi miktarları 103 bin kişi ama bunlar biliyorsunuz 4 ay çalışıyor, yazın 8 çalışıyor. Ay yatıyorlar. Bunların da %60'ını aldığımızda 60 bin kişi de orada. Diğerleri de var ama onları marjinal olduğu için katmıyorum ben. Yaklaşık 6 milyon küsür bir işsizimiz var. Korkunç gerçekten. Ve bu da bizi 19.9'a, diğerlerini de kattığımızda 20.5'a getiriyor işsizlik oranı. Bunlar %20.5. 20.5. Geniş tanımlı işsizlik. Aynen ama bu zaten TÜİK'in şeyi. Hani tutup biz siyasi görüş veya başka yaklaşımdan dolayı bir rakam topladığımızdan falan filan değil. Evet. Onları bize bıraktığınızda bir hesabımız var ama ben burada zikretmek istemiyorum. Peki. Yani %20 gerçekten çok ürkütücü, korkutucu bir rakam. Çünkü tarihe baktığımızda
bu kadar büyük işsizliklerden siyasi olarak nasıl felaketlerin çıktığını işte Avrupa tarihinde, dünya tarihinde biliyoruz. Faşizmler işte Almanya'da olduğu gibi. Umarız Türkiye'nin geleceğinde böyle bir şey olmaz ve kısa sürede bu sorun çözülür ama işsizlik meselesinin çözülmesi için şirketlerin yatırım yapmaya başlaması gerekiyor. Yatırımlar düşüyor. Bunun bir yerde durması lazım ve şirketlerin tekrar yeniden yatırım yapmaya başlaması lazım. Melih Hanım, siz iş dünyasının tam içindesiniz, göbeğindesiniz. Hı hı. Şirketlerle iyi ilişkileriniz var. Ne görüyorsunuz? İş dünyası ne zaman yatırım yapmaya başlayacak? İş dünyasını açıkçası çok sıkıntılı buluyorum. Herkesin morali bozuk. Görüntüde herkes iyiyim demek zorunda ama arka planda işler yolunda gitmiyor. Fakat bu sabah bir toplantıya gittim. Japon şirketi 2011 yılında Türkiye'ye gelmiş, yatırımlar yapmış. Onlar güven endekslerinin dip yaptığı, enflasyonun henüz bir tekhaneye inme kırılması yaşamadığı, hane halkının tüketmediği bir Türkiye'de Türkiye'ye güveniyoruz dediler ve astronomik bir sermaye artırımıyla 50 milyon euroluk da bir yatırıma Türkiye için evet diyoruz dediler. Yani yatırım yapanlar var. Evet, ben de hatta dedim ki niçin bu kadar az madem ki güveniyorsunuz bu ülkeye. Hedef orta vadede Türkiye'yi Avrupa'nın ve Afrika'nın merkez üssü yapmak. Niçin Japonlar dış ticaret fazlası veren, 1984'ten beri bu sorunu aşamayan Japonya Türkiye'ye böylesine ilgi gösteriyor? Bir, nüfus genç. İki, her zaman büyüme potansiyeli var. Ama en önemlisi girdi maliyeti avantajı var. Girdi maliyeti içine insanı da koyuyorum hocam. İnsan kaynağı yüksek teknoloji ile yatırım yap. İnsana az para harca, buradan ihracat yap. Henüz Gümrük Birliği kararının da sağladığı avantajları kullan. Onun için buraya geliyor Japonlar ya da başka şirketler. Ama biz tablonun öbür yüzüne bakarsak, işsizlik ciddi bir konu. 82 milyonluk Almanya ile Türkiye'yi tabii ki kıyaslamayacağız. Ama nüfus olarak kıyaslayacağız. Orada İstihdam değil, iş gücü 45 milyon. Burada 32-33 milyon oluyor. Burada 28 milyon istihdam varsa 29 milyon ilk kez çalışmayan, iş aramayan nüfus var. 15 yaş üzeri. Bunlar ne kuşağı? Şimdi bu kuşağa iyi bakmamız lazım. Bugün bununla ilgili bir yazı okudum. Biriyle konuştuk, değerlendirmemiz lazım. Y kuşağının iş hayatına entegre olmada belki de olayları farklı biçimde yönlendirmede zafiyet taşıdığını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Önemli konulardan biri bu. Çünkü yani, Y kuşağı. Evet, Y kuşağının biraz da şanssızlığı Y ve Z de geliyor şimdi. Geldi bile hatta sanıyorum. Onların da şanssızlığı tam böyle, özellikle Z kuşağının şanssızlığı tam iş aramaya başladıklarında krizin çok patlaması. Önemli, çok yani önemli. Hani çeşitli okullara girdiler, üniversitelere girdiler. İşte iyi işler bulma umuduyla okudular ama mezun oldular ve bir anda büyük bir işsizlikle karşılaştılar. Ben de bu sabah herkes işsizlikle karşılaşıyor. Ne evet. yapayım yani? Derslerini çalışıp gelsinler. Onlarda da her şeyi bir problem, biliyorlar. Hata var. Dünyayı tanıyorlar. Çuvalda iğne çuvaldız meselesi diyorsunuz. Öyle bir şey. Aynen öyle. Türkiye her zaman krizlerle boğuşmuştur. Şimdi Türkiye iki kutuplu bir ülke. Bir kutbu dinlerseniz işler o kadar güzel gidiyor ki, bir kutbu dinlerseniz Allah'ım yandık öldük. Böyle bir şey yok. Ortak akıl şunu söylüyor. Bu ülke sermaye fukarası. Bu ülke şu an sıcak para ve soğuk para dahil çekmede sıkıntı yaşıyor. Bu ülke 542 milyar dolar borcu var, total borcu ve bu ülkenin yarattığı katma değer yok. Bu ülke 2003 güçlü ekonomiye geçişle bir hata yaptı. Yanılıyorsam düzeltin lütfen. Şimdi tam bu noktada o zaman biraz bu meselenin arka planına bakalım. Yani hani bu Türkiye yıllardır büyüyor ama hani geriye dönüp baktığımızda bir arpa boyu yol almışız katma gibi bir hava var. Çünkü katma işte yine değer. Kişi başına gelir düştü 10 bin doların altına. En büyük 10 ekonomiden biri olacaktık. Öyle bir
umudu vardı Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün 20'den yani dünyanın en büyük 20 ekonomisi sıralamasından dışarı düşmek üzere, çıkmak üzereyiz. İşte Suudi Arabistan'ın, İsviçre'nin gerisine düştük bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla hani yıllardır Türkiye tırmalıyor ama hani geldiğimiz nokta ne? Hani katma değerli bu üretim, işte teknolojinin toplam üretimdeki payı, bu arada özelleştirmeler yapıldı, fabrikalar satıldı, elde avuçta satılacak pek bir şey de kalmadı. Nereye gidecek Türkiye buradan? Bunu şöyle, sizinle mi konuşuyoruz hocam? Her bilmiyorum zaman. Ama hep konuşuyoruz. Bir daire düşünün. Fare dairenin etrafında dönüyor değil mi? Evet, dönmesi gerekirken fare hep duvara tırmanıyor, küt diye aşağı düşüyor. Türkiye aynen böyle. 20 değil 40 yılda Türkiye'de ekonomideki yapısal dönüşüm ne derseniz 1980 darbesiyle birlikte neoliberal kapitalizmin bir yanına entegre oldu. Bir fırtına esti Türkiye'de. Fırtınanın ucunda da her şeyi sat, her şeyi özel sektöre devret, devletin kafası çalışmaz, and al. Ve sen buradan yepyeni bir dünya düzenine kavuş ve dünyayla entegre ol anlayışı var. Mesele orada mı diyorsunuz? Orada tabii. En azından bir kısmı. Bu mesele çok ciddi bir mesele. Ben bu ülkenin iktisatçılarını tartışmaya davet etmek istiyorum. Bu ülkede finans market sözcüleri, analistler, stratejistler, finans market içinde ekonomi yorumu yapanlar olabilir. Hepsine hürmetim ve saygım var. Ama onlar marketçi. Onlara ben bugün döviz piyasası ile ilgili ne olduğunu sorabilirim. Faizi konuşabilirim. Günlük trend üzerinden değerlendirme yaparız. Ama ben geniş, konjonktürel paradigma değişimine baktığımda iktisatçıların konuşması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de iktisatçılar konuşmuyor. Sadece sosyal medya üzerinden birbirlerine gönderme yapıyorlar. Yanlış mı düşünüyorum hocam? Doğrusu, lütfen bana hocam, kızmayın. Hocam size aynı soruyu size de yöneltelim. Yani Türkiye işte uzun yıllardır bir büyüme patikasında koşuyor ya da patinaj çekiyor. Bugünden geriye dönüp baktığımızda aslında daha çok patinaj çektiğimiz izlenimine kapılıyoruz. Çünkü işte demin söylediğimiz gibi kişi başına gelir 10 bin dolar da takıldı kaldı. Hatta altına takılsa altına düştü. Yüksek teknolojinin payı ihracat içinde %3'ün altında, toplam üretim içinde %1-1,5'lar seviyesinde. Ama yani başka örnekler var. İşte Tayvan var, Kore var. Hani Türkiye'nin yapamadığını yapan bazı ülkeler var. Dolayısıyla bu bir kader diyemiyoruz. Hani Türkiye'nin bugün geldiği nokta kader değil. Ama niye peki Türkiye işte bu patinaj çekme, bir adım, bir arpa boyu yol gidebilme ya da biraz önce sizin söylediğiniz istihdam yaratmayan büyüme, bu niye böyle oldu? Sistemde mi problem var Melih Hanım'ın söylediği gibi? Kesinlikle. Yani sistemi istediğimiz kadar eleştirelim, eleştirdiğimizde o kadar haklı oluruz. Şimdi bir ülkenin zenginliği ya da sermaye birikimi tamamen ticaret ortaklarına bağlı. Kapasiteniz ne olursa olsun. 1850'lere gidin, Amerika'ya gidin. Amerika'nın ilk yapılandığı dönemdir. Hem teknolojiyi hem de diğer sektörleri geliştirdiği. İlk açılan 4 üniversite tarım üniversitesidir. Bunlardan bir tanesi Texas A&M'dir. Texas A&M, AVM, onların ne olduğunu kimse bilmez ama Agriculture and Manufacturing'dir. Ya da Mechanics'dir. Tarım ve imalat. Tabii, kesinlikle öyledir. Biz de 80'lere tekrar gitmek istiyorum Melih Hocam. Bizim lise dönemleriydi onda. 80 ile 83 dönemini ben çok önemsiyorum. O dönemde biz biliyorsunuz 80 kararlarıyla, 24 Ocak kararlarıyla biz sanayileşme, ihracatla büyümeyi önemsedik. Bizim bir huyumuz var Barış Bey. Bir sektöre yapıştığımız anda diğer sektörleri öldürüyoruz. 80-83 Türkiye tarımının ölümünün, hastalığının başladığı dönemdir. Özellikle 83'te bütün herkesin iflas ettiği Türkiye'de, küçüklü büyüklü çiftçilerin iflas ettiği, traktörlerin artık meydanlara savrulduğu, bırakıldığı dönemi anımsıyoruz biz. Ondan sonra da zaten tarım belini doğrultamadı. Niye tarım diyorum? Bizim sermaye birikimimizin temeli oradaydı. Geçmişte. Tabii ki. Hala da öyledir. Bakın, bir fabrikayı kurarsanız geri dönüşümü, kara geçimi ve satışlardan sonra 7 yılı bulur. Yani hani bildiğimiz klasik matematik veya ekonometrik yöntemlerle. Tarımda bu 6 ay.
Her 6 aya bir, her yıla bir bir ürün alıyorsunuz, sermaye biriktiriyorsunuz, kazanç sağlıyorsunuz, bir sonraki yılın ekimini yapıyorsunuz. Biz onu yıllardan beri akümüle etseydik biz, dış borçları, önleyici tedbirlerimizi zaten şimdi alırdık. Bizim başımızın belası bir sermaye birikiminin çok siyasallaşması. Siyasallaşması. Tabii zaten olmayan sermaye birikiminin devlet kanalıyla oluşumu. İkincisi, bu güzel bir kavram aslında yani sermaye birikiminin gerçekten renklenmesi, siyasallaşması tabii. Yani her iktidarın kendine yakın burjuvaziyi desteklemesi, öbürlerinin kafasına kafasına. Öyle değil midir? Tabii evet. Yani bir şeyi yükseltirken biz ya sektörel bazda diğerini öldürürüz ya da bir sermaye grubunu yükseltirken diğerlerini yok ederiz. Örneğin her zaman görüyoruz. Bu dönemde de gördük. Geçen dönemlerde de gördük. Her zaman Ankara'ya yakın her ilde 3 tane 5 tane sanayici vardır. Bu tarım sanayi olabilir ya da direkt sanayi. Bir de petroller vardır tabii. Hiç değişmedi. Bunu kıramadığımız sürece zaten değişmez. Bakın eleştirebiliriz. Siyasi görüşümüz farklı olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki seçim, Haziran, bir önceki Haziran seçimlerinde o kırılmanın yaşadığı seçimlerde önce bir tane projesi vardı. Zannedersem Sayın Selin Sayak Böke gündeme getirdi. Türkiye'de yeniden sanayileşme, ekonominin transformasyonu ve yapısal reformlar diye. Adı böyle olmayabilir ama içerik bağlamından söylüyorum. Belli bölgelerde üretimin konsantre olarak devlet eliyle yapılanması, bu Konya Ovası olur, Maraş olur, limana yakın bölgelerde uluslararası ticareti yönlendirecek mekanizmayı yaratmak, hub center'lar dediğimiz hub merkezleri yani can alıcı merkezlerle istihdam ve üretimi canlandırmak. Doğru muydu? İnanın doğruydu, süperdi. Bu kavram Paul Krugman'dan gelmedir. Paul Romer ile Krugman'ın. İkisi de biliyorsunuz Nobel'i aldı. Amerikalı iktisatçılar. Aldılar ama yaslanmadılar hiçbir kenara. En son Romer'i gördüm ben. Bizim tezlerimiz de onlardan öykünmeyle onları geliştirmekle oldu her zaman. Biz de orada eğitim gördük. Ama inanamazsınız o son dönemdeki gelişmekte olan ülkelerdeki en büyük planlama unsurudur. Kamboçya'yı düşünün. Kimse Kamboçya'ya bakmak istemez. İnanılmaz bir dev geliyor haberiniz olsun. Vietnam'ı. Vietnam için sadece şey değil orada. Efendim işte Vietnam tabii ki dış yatırımlar oraya gitti. Çin'den diğer yatırımlar oraya kaydı. Yok, bu kadar basit değil. Bir ülkeden bir ülkeye doğrudan yatırımların gitmesi çok şeye bağlıdır. En büyük şey de altyapı yatırımlarının olmasıyla alakalıdır. Yani Kore ve Tayvan'dan sonra bir de şimdi Vietnam. Kamboçya, Vietnam geliyor. İnanamazsınız. Yani onlar da yakında Türkiye'yi yakalayıp geçerse pek de şaşırmam. Geçtiler. Uzun süredir geliyor Vietnam. Peki Melih Hanım. Ama şimdi ben burada hocamı dinliyorum. Evet. Bir görüşlere katılıyorum. Evet. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye 1980 küresel dünya entegrasyonunu yaparken özelleştirme diye tutturdu. 85 yılında da PTT'nin P'si, Telekom'un T'si, Telgraf İdaresi birlikte fiber optik altyapısı kurulurken 85'te özelleştireceğim diye ayağa kalktı. Türkiye 30-35 yılda özelleştirme yapmadı. Satış yaptı. Tüm evin antikalarını sattı. Hani özel sektöre devrolup Türkiye lig atlayacaktı. Şu an Türk özel sektörü 184 milyar dolarlık borç altında, iş ve aş yaratamaz durumda, uzun bir sürede yaratamayacak. Peki neden yeni model gerekir Türkiye'ye? Siz işte 80'lerin ortasından bu yana uzun bir zamandır ekonomiyi izliyorsunuz, içinden izliyorsunuz, ekonomi gazetecisi olarak izliyorsunuz. Nerede hata yapıldı? Hata şu idi, ben özelleştirme karşıtı değilim. Özelleştirme yapılır bir modelle, hukuki altyapıyla ve çalışanın katılımıyla. Türkiye'de satış yapıldı, birilerine arsa, arazi verildi, çalışanlar kapı dışına konuldu ve tekeller yaratıldı şimdi. Bu çok ciddi ve tehlikeli bir işti. Aslında tekeller yarasak güzel olurdu. Sorun yoktu. Onu bile onu yaratamadık zaten. Şeker fabrikaları yani, mesela. Tekel dediğiniz kavram sadece içeride market kuvveti, piyasa kuvveti olan birim değildir. Aynı zamanda dışarıda uluslararası arenada ürünüyle, yapısıyla, kalitesiyle boy gösterendir. Biz onu yaratamadık. İçeride sadece siyasetin rengini sektörlere verdi. Yani mesela bir şey bir Hyundai, bir BASF çok gibi mu zordu? Küresel yok. Devler çıkmadı. Yok, çok mu zordu? Niye çıkmadı? Niye çıkmadı? Şunun için çıkmadı. Çapı mı yetmiyor Türkiye'nin? Türkiye'nin her şeye çapı yeter. Ama Türkiye'yi yöneten siyaset anlayışının çapı hep düşük. Niye sen
Niçin siz, niçin buradaki arkadaşlar siyaset yapmıyor? Böyle bir şey olabilir mi? Siyaset kurumunun dışında kalarak yönetme becerisi olmayan, dünya vizyonu olmayan herkesi meclise taşıdık. Sonuç budur. Demokrasiyi, özgürlüğü ve gelişmeyi konuşuyoruz. Böyle bir şey olamaz. 34 yılda özelleştirmede geldiğimiz sonuç, her şeyi sattık. Evin antikaları bitti. Bizi o dönem sizin kafanız çalışmıyor, gericisiniz diyenlere sesleniyorum ben. Benim kafam her zaman çalışıyor. Hodri meydan diyorum. Öz eleştiri yapın ve bugün sıkışan özel sektör hane halkı tüketemiyor. Yok. Özel sektör borçlu, yatırım yapamıyor. Biz bu işten nasıl çıkacağız? Demek ki bizim yeni kalkınma modelini tam da konuşma zamanımız. Şimdi bana hiç kimse senin de hiç kafan çalışmıyor filan demesin. Öyle mi dediler size? Öyle demez olurlar mı? Bir tartışma olmuş. Yani mesela Türkiye'nin demir çelik endüstrisinin neden kendine özgü, özel bir kit modelinden, niçin bir asker fonunun yönettiği şirkete verdik biz? Bana bir sorun, bunu biri izah etsin. Bu tabii çok çok haklısınız. Ben geçtiğimiz günlerde de yazdım. Ben geçenlerde Gebze o SB'de katıldığım bir toplantıda oradaki sanayicilerden biri dedi ki ya aslında Erdemir Ereğli'nin yerli sanayiye hani küresel yabancı müşterilerine verdiği fiyatın altından mal vermesi lazım. Çünkü bu fabrika vergi verenlerin milletin vergileriyle kuruldu ve sanayi desteklesin diye kuruldu. Ama biz bugün işte hani yurt dışındaki bir müşteri kaça alıyorsa aynı fiyata alıyoruz. Hiçbir şeyini göremiyoruz. Bu hani çok güncel bir tartışma değil ama hakikaten de aslında çok önemli ve derin bir tartışma. Çok önemli yani bir dediğiniz tartışma. Nokta. Ben diyorum ki 34 yılda yapılan satışların hikayesinde hata yapan bürokrasi de çıksın, hata yaptık desin. Şu özelleştirme idaresi bir an önce kapatılsın, boşu boşuna orada oturanlara para veriyoruz. Her şey TMSF'nin elinde. Orayı da kayyumlar, şirket yönetiyor, iyi izlemekte fayda var. Ne sorunlar var orada, ne sorunlar, bu kadar söyleyeyim. Ve Türkiye bu içinde bulunduğu süreçten nasıl çıkacak? Ben diyorum ki Keynes'i çok sevenler yok mu bu ülkede o? Çaktırmadan sevenler çok, bilmeden. Ha, bilmeden seven çok. Ben de diyorum ki hodri meydan. Bu özel sektöre devlet gelecek, stratejik ortak olacak. Bir an önce ücretlere zam yapılacak. Bakın bu sıkıntıyı aşmanın başka yolu yok. Ve ne olursa olsun hane halkı rahatlayacak. Yani siz Keynes'e döndünüz. Hani... Ben Keynes'e falan dönmedim. Ben her zaman bulunduğum yerde. Zaten şöyle 2008 krizinin çıkış yollarına baktığınızda Fed'in şu anki yayınlarına 8 tane yöntem belirlemişler. Bunlar swap piyasası ve benzeri. Ve bastıra bastıra da Keynes modelinde esinlenilen yönteme dayanılarak diye başlarken. Evet, bir parantez açayım. Olur. O izleyicilerimiz arasında hani Keynes nedir, kimdir bilmeyenler olabilir doğal olarak. Yani herkes iktisatı yakından izlemek zorunda değil. Sonra tekrar sözü size vereceğim. Keynes, John Milton Keynes, İngiliz iktisatçı. Daha böyle sosyal demokrat ve sola yakın bir iktisatçı olarak bilinir ama asıl onun savunduğu politika devletin ekonomide sorumluluk üstlenmesi, çeşitli yatırımlarla, kaynaklarla ekonomiyi bir anlamda suni bir şekilde canlandırması, desteklemesi, teşvik etmesi idi. 1950'lerde yani 2. Dünya Savaşı sonrasında 50'lerde 60'larda Keynes yan politikalar hatta 70'lerde çok popülerdi, uygulandı ama sonra 80'lerde sizin belirttiğiniz neoliberal politikaların devreye girmesiyle Keynes tukaka oldu. Kapattım parantezi. Buyurun. Evet Keynes. Şöyle yani Fed'in ben raporlarını okudum. Hala zaten o krizin izlerini hissediyorlar. Biz de hissediyoruz. Yani şu anda Amerikan ekonomisine baktığınızda her şey güllük gülistanlık gözüküyor. İşsizlikten enflasyona ve benzer ama hala potansiyelinin yakınına bile gelemedi. Yani o üretim gücünün. Dolayısıyla hala Keynes'in politikalar yani devletin teşvik demeyeceğim, teşvik kelime tehlikeli bir kelime. Devletin de üretim gücüne ya doğrudan ya da denetleme vasıtasıyla girdiği bir mekanizma var. İnanamazsınız. Biz de Keynes'i de yanlış anlıyoruz. Keynes deyince devlet bize yardım etsin anlıyoruz. Evet. Teşvik versin.
İşimiz gücümüz teşvik. Belki yani. Teşvik yanlış kelime oldu. Haklısınız. Zaten şöyle ama sizin aslında çok iyi niyetle söylediniz. Doğru evet. Terimi de söylediniz. Bizde her aşamada devlet yanımızda olsun isteniyor. Fakat fiyatlandırmada devlet olmasın ya da vergilendirme devlet olmasın. Hatta hiç vergi olmasın, serbestçe satalım. Yani bir üretim gücü devleti olumsuz bir zamanda istiyorsa sorun vardır. Devleti Melih Hoca'nın da dediği gibi üretimde beraberlik zamanında, üretimde kar zamanında. Şu an öyle bir dönem. Şu an Türkiye'de devlet ile özel sektör el ele vermek zorunda değil mi? Öyle de şu anda ama hala teşvik, hala vergi indirim, hala teşvik şeyler ve bekliyoruz. Vergi indirimi, hala onu destek bekliyoruz. Peki şeytan avukatlığını yapıp sorayım. Bırakalım piyasayı kendi halinde, sonuç olarak her krizin bir sonu var. Her ekonomide bozulduktan sonra tekrar dengeye kavuşuyor. Yani devlet karışmasın. Bu piyasa kendi kendine yeniden dengeye gelmez mi? Yatırımlar yeniden başlamaz mı? Yani insanlar yeniden... Zor. Niçin? Yani zor. Niçin zor? Sonuçta çok kişi işsiz kalabilir. Çok acı çekebiliriz. Bizim en azından bu kadar derin acılar çekmemize gerek yok. Bir kere dünyada üretim modeli değişiyor. Türkiye'nin yeni bir ulusal kalkınma planı hazırlaması lazım. Niçin devlet stratejik ortak olsun diyoruz? Çünkü biz var olan yapıya bu çözüm gelir. Hane halkı üzerinden yeni nefes alma gelirken bebek ekonomiler diyoruz. Bebek sektörler dediğimiz yepyeni bir alanda açılım bekliyoruz. Burada da öncülü yani şimdi dünyada kol ve kas gücüne dayalı 500 yıllık sanayi kapitalizminin bittiği, yerine dijital dönüşümle birlikte yapay zekanın ve dijital aklın hakim olacağı yüksek teknolojili bir dünya gelirken, yani bir ağ toplumu oluşurken siz bu toplumun, bu ağın dışında mı kalacaksınız? Devlet işte orada 3 ya da 4 bebek sektörle, burada yürüteceği modelle iş ve aş yaratmaya da öncülük edebilir. Yani bunu plana mı ihtiyaç var hocam? Evet. Onun teorik yapısını da ben isterseniz açıklayayım. Hani akademik anlamda. Evet. Bebek endüstrileri temel olarak serbest piyasa ekonomisi ve çok katı devletçiliğe dayalı yapının ortasında planlı fakat geçici planlamaya dayalı bir endüstri ya da piyasa kavramıdır. Temelde uluslararası ticaret kavramıdır. Infant industry diye geçer. Şöyle der, devlet serbest piyasayı oluşturmak için öncelikle ilk etapta firmanın kuruluşundan itibaren desteğini verir. Çocuğun doğumundan itibaren. Bunu geliştirir, bebekli döneminde de bakar ama rekabet ortamını hazırlama bağlamında. Yani dışarıdaki virüslere, mikroplara, saldırılara karşı. Yaklaşık 5-6 yıl böyle gider ama bir sürü endüstri aynı anda, planlı bir şekilde. 5-6 yıldan sonra serbest bırakır. Nereye? Yurt içine değil, yurt dışına. Yurt dışında rekabeti oluşturacak piyasa kuvvetini içeride yaratmaktır anlamı. Yani sen kuvvetli olacaksın, fiyatını sen koyacaksın, yabancı koymayacak. Ama 5-6 yıl ben seninle gideceğim, yerine göre senden alım yapacağım. Örneğin biraz önce konuştuk ya, otomotiv endüstrisinde yerli otomobil diyoruz. Devlet alım garantisi verse bir sürü firma çıkacaktır şu anda. 5 yıl, 10 yıl alım garantisi versin. Ne olacak ki? Mercedes'e binmeyiz, şuna binmeyiz, buna binmeyiz. Kendi kaliteli standartlarımıza göre bir şeye bineriz. O bir bebek endüstrisidir. Evet. O 5-6 yıldan sonra serbest bırakacaksın. Eline baston vermeyeceksin. Biz hala endüstrinin eline baston veriyoruz, yaşlandırıyoruz. Bebekken serbest ticarete bırakacaksın. Ama uluslararası arasında bu seviyede hem gelsin yüksek teknoloji ihracatları, hem gelsin ürün farklılaştırma, hem gelsin fiyatı koyabilme yeteneği. Uluslararası arasında da. Çok güzel ama burada işte şöyle bir problem yok mu? Bebek endüstrilerin seçiminde elbette kağıt üzerinde çok doğru. Fakat hani Türkiye'de hep bir siyasi tercih, hep işte bize yakın mı? Maalesef. Hani biz bunu destekleyeceğiz. Bu çocuk tamam teknoloji geliştirmiş, çok akıllı. Hani bunun biz bunu desteklersek belki dünya çapında bir şirket olacak ama bu CHP'li mi? O zaman boş ver. İşte bizden mi? O zaman destekleyin. İşte o CHP'nin o programında hepsi vardı. Gözleri kapalı olarak
mass production dediğimiz yani geniş hacimli üretim mekanizmasını herkesin ortaklığıyla, herkesin aynı anda katılımcılığıyla olacak. Yani yoksa ben 5 kişiyi tercih edeyim, tercih lüksümüz yok orada. Tercih edeyim, şunları bir büyüteyim ve benzer değil. Aynı anda topyekün, geniş hacimli. Geçen hafta hatırlarsınız bu Suriye olayları ile ilgili Amerika'dan Dışişleri Bakanlığı yardımcısı veya Dışişleri Bakanı mı geldi? Ticaret Bakanı geldi. Evet. Onun vurguladığı çok önemli bir şey vardı. Biz devamlı bir şey satmak istiyoruz. Ticaret hacmimizi devamlı 100 milyar dolar yapalım, işte şöyle yapalım. Erdoğan'ın öyle bir hedef var, 100 milyar. Orada da kavram kargaşası var. Parantez açıp kapatayım ben. 100 milyar ticaret hacmi kavramı çok uyanık bir kavram. Ticaret hacmi dediğinizde ihracat artı ithalattır. Evet. Ben 10 milyar ihracat dedi, 90 milyar alabilirim ticaret hacmim. 100 milyar olabilir. Kapattım orada sayın seyirciler anlamıştır ne demek istediğimi. Evet. Fakat olay şu, orada bir cümle kullandı. Ticaret Bakanı. Türkiye'nin dedi şu anda hacimsel olarak üretim gücü zayıf dedi. Örneğin ani bir talep olsa yurt dışında onu hemen gönderebilecek bir mekanizması veya bir stok değişimi yok. Üretim kapasitesi yok. Yani bu şu demek, siz hala geleneksel üretim gücüne sahipsiniz. 3 ay önce 4 ay önce biz siparişleri telexle geçiyoruz. Eskiden telex vardı. Seyircilerimiz bilmeyebilir ya da şimdi e-mail ile geçiyorlardır. Siz 3 ay sonra bize gönderediniz. Yarın istiyor insanlar. Türkiye'nin öyle bir üretim... Gemilerle biliyorsunuz Çin'den çıkıp üretime başlayıp Amerika'ya gidene kadar bütün ürünleri çıkartan bir fabrika var gemilerin üzerinde. Bu seviyeye gelecek mekanizmayı şimdiden bebeklerle ayarlamamız lazım. Çok zaman ayrılacaktır ama her şeyin bir başlangıcı var. Hiç başlamamaktan daha iyi değil mi? Güzel. Bugün programımız... Yeni kalkınma programının özü bu olmalı. 2009'da fırsatı kaçırdık. Güzel. Programımızın başında gündemdeki en sıcak konuya yani petroldeki işte fiyat artışına, fiyat sıçramasına da değineceğimizi belirtmiştik. Kısaca programın sonunda ona da değinelim. Şimdi bir şok oldu, korkutucu Türkiye için. Çünkü Türkiye'nin ithalat faturasında enerjinin payı çok yüksek. Enerji fakiri bir ülkeyiz maalesef. Dolayısıyla bu petroldeki fiyat artışı Türkiye için pek iyi haber değil ama nereye gider bu? Şimdi 5 gün sonra petrol fiyatları ile ilgili trendi görebiliriz. Erken diyorsunuz şu anda. Tabii. Akaryakıt borsası, petrol borsalarının yolculuğu buna bakacağız. Şimdi 6 milyon varil gün Suudi Arabistan'ın Japonya, Güney Kore ve Çin'e satacağı petrol gitti. Ama 3 aylık rezervi var başka ülkelerde. Bu çok önemli. Şimdi Amerika petrol fiyatlarının 2 yıldır düşmesini istiyor. Rusya ve İran ise petrol fiyatlarının artmasını istiyordu. Petrolde oyun satrançta sürekli hamle yapmayı gerektirir. Tek bir bakış açısı olamaz. Kimse öngörüde bulunamaz. Ama petrol fiyatlarının 70 ile 80 bandına oturacağını söyleyebiliriz. Bu da Türkiye gibi enerjiye bağımlı olan bir ülkede cari fazla verdik diye fazla sevinenlerin boğazında düğümlenmeye yol açar. Evet, bu da biraz hani olumsuz bir haber ama gerçeklerde bazen... İğneden ipliğe zam değil mi? Evet, gerçeklerde bazen acıdır. Belki hocam, bir cümleyle sizden de bir dakika. Bazı zamanlarda olumsuzluklara teşekkür etmek de önemlidir. Yani olumsuzluklar önümüze aniden çiçekler açabiliyor. Onlardan bir tanesi... Allah'tan dünya büyüme oranı düşüyor. Evet. Ne demekse Allah'tan. Yani hani sevinelim niçin, mi? Niçin sevinelim Allah'tan? Mi? Sevinelim çünkü bizim cari açığımızı azaltacak ya da cari fazla vermemize neden olabilecektir. Çin'de biliyorsunuz son gelen rakamlar sanayide %4-4,5 gibi büyüme. Onlara varan rakamlar 4'lere indi. Yani bu petrol talebini indirecektir. Bir bakıma petrole talep olmadı. Bu da fiyatların aşırı yükselmesini engelleyecek. Evet, ona teşekkür ediyoruz. Amerika 15 milyon varille petrolde bir numaralı aktördür. İkinci sırada Rusya vardır. Üçüncü sırada Suudi Arabistan, dördüncü sıradadır. Ve İran. Üretim. Aslında Basra ile... Kürt petrolü dediğimiz petrolün yani Doğu Akdeniz'den üzerinden zengin coğrafyaya taşınacak petrolün transit geçişiyle ilgili bu yakın doğu coğrafyada süren savaşla ilgili farklı kart açılımı demektir. Evet. Ve İran'la ilgili ABD, İran, İsrail ilişkisinde
bambaşka kart açılımıdır. Burada noktayı koyalım. Evet, büyük oyun diyorlar buna. Büyük oyun. Büyük güçlerin, süper güçlerin Orta Doğu'daki siyasi satrancı büyük oyun devam ediyor. Dün, geçtiğimiz gün Suudi Arabistan'da yeni bir hamlesini gördük. Bugün petrol fiyatlarından işsizliğe, özelleştirmelerden Türkiye'nin büyüme macerasına ve Keynes'e kadar pek çok şeyi konuştuk. Konuklarımız Profesör Doktor Vese Ulusoy ve Melia Okur'a teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere.